Merhaba arkadaşlar, yapılandırmacı bitirdik. Çoklu zeka kuramı var. Şimdi çoklu zeka kuramında şunu söyleyerek giriş yapayım. Kaydı açmadan arkadaşlarla konuşmuştuk. Dinleyen, video kaydından da dinleyen arkadaşlarla. Ufak ipucunu vereyim. Sene sonunda kamplarımız olacak. Tekrar kamplarımız olacak. Onların açıklamaları Murat Sakin 16 Instagram hesabından ve YouTube'dan video çekerek anlatacağım. Ne yapacağımızı, planımızı anlatacağım. Güzel tekrar ve kamp çalışmalarımız olacak. Kamp çalışmalarında %20 anlatım, %80 soru çözümü olarak soru çözümü ağırlıklı yapmayı planlıyoruz. Kamp çalışmalarına katılmak isteyen arkadaşların illaki bizim videolarımızı seyredip hazırlanmaları, kamp çalışmalarında da kelimenin gerçek anlamıyla baştan sıfırdan anlatmak değil, bir tekrar ve soru çözümü kampı olacağını söylemek isterim. Şimdi gelelim çoklu zeka kuramı ve Gardner'a. Ben her zaman bilişsel bir çete derim. Kimdir bu bilişsel çete? Bilişselciler ve yapılandırmacıların çetesi. Tabi bu bir espri. Birincisi Piaget. Oradan Brunner. Oradan da Gardner gelir. Bu üçü bilişselcidir. Gardner'ın çoklu zeka kuramında bilişselci asla davranışçı olmadığını, zihinsel şemalara odaklandığını bilmek lazım. Şimdi peki bu Gardner'ın ne soru geliyor Gardner'dan? İki çeşit soru geliyor. Bir tanesi Gardner'ın bakış açısı. İkincisi de bir örnek senaryo veriyor. Burada hangi zeka türü anlatılmıştır ya da geliştirilmesi gerekir diye sorular soruyor. Şimdi Gardner'ın şema kavramıyla ve Piaget'den etkilendiğini bilmek lazım. Yaş itibariyle de Piaget'den daha küçüktür. Piaget öldü, daha yaşı büyüktür. Bir kuşak sonra diyebiliriz Gardner'a, biraz daha gençtir. Gardner'la ilgili temel yanlış anlamayı anlatmak istiyorum. Bir gün İstanbul'da ders vermeye gittim. Bir seminerimiz vardı. Yolda tesadüfen böyle arabayla ağır ağır gidiyoruz. Boş bir yol. Bir ilan dikkatimi çekti. Bir özel okulun. İsmini vermeyeceğim. Tanınmış bir okul. Çocuklarımızı çoklu zeka ile yetiştiriyoruz. Ve her çocuğa kendi zeka türüne göre hitap ediyoruz diye bir reklam var. Reklamın detaylarını anlamaya çalıştım. Detay şunu söylüyordu. Çocuğunuzu getirin bize, parasını verin. Biz çocuğunuzun zekasını tespit ediyoruz. Görsel uzamsal zekası varsa ona göre eğitim veriyoruz. Sözel varsa ona göre eğitim veriyoruz diyor. Şok oldum. Neden şok oldum? Çünkü Gardner böyle demiyor. Gardner herkese kendi zeka türüne göre eğitim verin demiyor. Peki Gardner ne diyor? Gardner işte 7-8 zeka türü vardır diyor. Bu zeka türlerinin mümkünse hepsini geliştirmek gerekir diyor. Ve aslında o özel okulun yaptığı reklamın tam tersini söylüyor. Şimdi buradan başlayalım. Ve şunu anlayalım. Gardner her insanda farklı zeka türü vardır. Ona yönelik eğitim verilmeli demiyor. Mümkünse birkaç zeka türünü, hatta mümkünse hepsini beraber kullanan insan daha iyi gelişir diyor. Bunu anlamak lazım. Bir, Gardner'dan çoklu zekadan nasıl yararlanırız? İçerik düzenlenirken, kitaplar hazırlanırken farklı zeka türlerine yönelik materyal hazırlanabilir. Öğretim etkinliklerinde, yani dersi işlerken farklı materyaller hazırlanabilir. Ödevlerde farklı zeka türlerine göre ödevler alternatifli olarak verilebilir. 4. Sınava durumları, yani sınav hazırlanırken de farklı zeka türlerine göre sorular hazırlanabilir. 1. Mantıksal matematiksel zeka. 2. Görsel uzamsal zeka. 3. Kinestetik zeka. 4. Müzikal zeka. 5. Sözel dilsel zeka. 6. Sosyal zeka. 7. İçe dönük, öze dönük zeka. 8. Doğacı zeka diyor. Sonra 9.'yu da tanımlamış diyorlar falan filan. Onlar önemli. ÖSYM'nin üzerinde durduğu budur. Şimdi şu önemli. Ben hangi zekayla doğdum? Hayır diyor, sen bir zekayla doğmuş değilsin diyor. Çevre faktörleri, annenin, babanın, öğretmenin, sınıf öğretmeninin, ortaokul öğretmenlerinin, okuduğun kitapların sana nasıl anlatıyorsa o zekan daha çok gelişir diyor ve zeka gelişen bir şeydir diyor. Bunu bilmek lazım. Peki mantıksal matematiksel zeka ne demek? Buradan değil, şuradan yol alalım.
Mantıksal matematiksel zeka, akıl yürütme, analiz, sentez ilişkilerini bulma, problemlere analitik yaklaşma, rasyonel değerlerle düşünme, matematikçi, fizikçi, tüm fen bilimleri, mühendis, bilgisayar programlayıcılarında bu zeka türü daha baskındır diyor. Görsel uzamsal zeka nedir? Şekil, görüntü, kareografi, düzenleme ile zihinsel görselleştirmeleri önemserler diyor. Bilgi işlem modelinde uzun süreli belleğin anısal bölümünü, yani göz ve kulağı daha çok kullanmayla alakalıdır. Mimarlar, ressamlar, dekoratörler, heykeltıraşlar, tasarımcılar bu zeka türünde kuvvetlidir diyor. Mesela biraz önceki derste ben size şöyle bir şey çizmiştim. Programlar oluşturulurken tüme varım kullanılır ama programlar oluşturulduktan sonra yapılandırmacılıkta, pardon tümden gelim, burada tüme varım falan diye böyle bir şeyler çizmiştim. İşte ben bunu anlatırken sözlerim sözel dilsel zeka boyutuyla ilgiliydi. Ama bunun yanı sıra bunu çiziyor olmam o sözel dilsel zekayı görsel zekayla desteklemek amacı taşıyordu. İşte bir öğretmenin böyle modellemeler yapması, çizimler yapması görsel uzamsal zeka ile alakalıdır. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Grubumuzda çok sınıfçı öğretmen var. Mesela ÖHBT'lerde çok zorlanılan bir şeydir. Ali ile diyor ki, Ali ile babasının yaşları bakımından babası Ali'nin yaşının 4 katından 5 eksiktir diyor falan gibi bir soru. Yaşlarının toplamı 45 olduğuna göre Ali'nin yaşı kaçtır diyor. Şimdi bunu 4x artı 5 atıyorum kafadan eşittir 45 falan diye çözen kişi sözel dilsel zeka artı mantıksal matematiksel zeka ile çözüyordur. Ama öğretmen bunu çözerken bu Ali'nin yaşı 1, 2, 3, 4, bu babasının yaşı, babasının yaşından 5 eksikmiş, bunların da toplamı 40'mış, bu 5 eksik şöyle olduğuna göre falan diye bu kutucuklarla kat oranlarını modellerse öğretmen görsel uzamsal zekadan da katkı sağlamış olur. Peki bunun en iyi anlatma biçimi hangisidir? Vallahi diyor ki mümkünse bütün zeka türlerini beraber kullanırsak en güzeli o olur diyor. Tabii her zaman hepsini beraber kullanamayız. Mesela bazen iki tanesini, bazen üç tanesini, bazen dört tanesini beraber kullanma fırsatımız olur. Bedensel kinestetik zeka nedir? Hareketlerle öğrenme, spor, dans, ayak becerileriyle öğrenme, uzun süreli belleğin işlemsel bölümüyle yani psikomotor kas kodlamasıyla alakalıdır diyor. Sporcu, dansçı, cerrahlarda baskın biçimde bulunur diyor. Müzikal zeka, müzik, ritim ve kulakla öğrenmedir. Müzisyen, orkestra şefi, kompozitör, aranjör gibi kişilerde baskın şekilde bulunur diyor. Sözel dilsel zeka, etkili konuşma, etkili yazma, etkili dinleme. Şairlerde, yazarlarda, edebiyatçılarda, dil uzmanlarında yabancı dil öğrenme yetisinde vardır diyor. Benim bir arkadaşım var. 3 tane yabancı dil biliyor. Aslında 8 tane biliyor. Ama 3 tane biliyorum diyor. Çünkü 3 tanesi de çok hakim. Diğerlerini yarım yarım biliyor. Benim tam dediğime o yarım diyor. Yani benim tam biliyorum dediğime o yarım diyor. Aslında 8 tane değil biliyor. Ve geçen gün Rusça öğreneceğim diye hiç kursa falan da gitmeden internetten videolardan falan Rusça öğreniyorum şu anda diyor. Şimdi bu sözel dilsel zekadır. Dil öğrenme kapasitesidir. Ben Türkçe dışında bir tane İngilizceyi zor öğrendim. O da yarım yamalak. Ama bazı insanlarda bu yetenek vardır. Buna sözel dilsel zeka adı veriliyor. Sosyal zeka insanlar arası iletişim kurma becerisidir. Yüz mimikleri, jestler, vücut dilini iyi kullanma becerisiyle alakalıdır. Liderler, politikacılar, öğretmenler, psikologlar ve aktörler de iyi olmak zorundadır. Ama her siyasi lider de iyi olmayabilir. Ama iyi olanlar da ön plana çıkar. İçe dönük zeka bireyin kendi içsel düşünme süreçleriyle alakalıdır. Kendisini eleştirebilmesi, metabilistel düşünmesi içsel öze dönük zeka ile alakalıdır. Felsefecilerde, din adamlarında, düşünürlerde yoğun biçimde vardır. Burada kendi yaşantılarımız ve kendi hatalarımız üzerine düşünmek, bunları yaşama transfer etmek ve yansıtıcı düşünmeyle alakalıdır. Doğacı zeka ise doğayı sevmek, tanımak, doğayla eşgüdümlü yaşama becerisi göstermekle alakalıdır. Mesela bazı insanlar vardır. Emekliliğinde mutlaka bir tarlada ekip biçmek ister, küçük bir bahçesi olsun ister. Hatta emekliliği gelmeden kendisi orta yaşlardayken de bahçeyle uğraşmak ister.
hayvanlarla, doğayla haşır neşir olunca daha mutlu olur. Bunlara da doğacı zekası baskın özellikler gösteriyor deriz. Soruları olanlar söylesin, sorsun. Sonra biraz da soru çözeriz, biraz da sorularınıza cevap veririz, toparlarız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Mesela ben BİTAP mezunuyum. Arapça öğrenirken çok sıkıntı çekmiştim ilk yıllarda. Hatta hazırlığın ilk yılında kalmıştım, geçememiştim. Yani mesela ben de açıkçası sizin gibi çok bir dil zekamın olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Çünkü çok zorlanıyorum dili öğrenmede. Bir çocuğun mesela bir yetisi yoksa bu konuyla alakalı ya da çok zorlanıyorsa çocuğu bu konuyla alakalı zorlamalı mıyız öğretim açısından? Çok yani güzel. Çocuk öğrenebilir mi ya da bunu geliştirebilir mi? Süper bir soru, süper bir soru. Bu soruyla çoklu zekayı bağdaştıracağım. Bir kere üst yaş gruplarında, üniversite seviyesinde zeka türünü, mesela baskın olmayan ve geliştirmediğimiz bir zekayı geliştirmek çok zor. İmkansız demiyorum ama zor. Fakat küçük yaş gruplarında bu daha kolay. Mesela Arapça eğitiminde ben gördüm nasıl yapılıyor diye bir merak ettiydim. Şimdi orada Arapçanın öğrenilmesinin zorluğunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, dil yapısı bize benzemiyor. Türkçe Ural Altay dili, Arapça Hami Sami dil grubuna giriyor. Cümle kuruluş yapısı farklı. Bunun yanı sıra alfabe farklı. Çok ciddi sıkıntı var. Mesela şöyle derler. İşte Türkiye'de İngilizce öğrenmek zor. İşte Almanlar ne güzel İngilizce öğreniyor. Burada çok ciddi bir teknik hata vardır. Almanca ile İngilizce Hint-Avrupa dil grubunda aynı dil ailesindedir ve birbirlerine çok benzer. Oysa Türkçe çok farklıdır. Bu bakımdan Türklerin yabancı dil öğrenme becerisi zayıftır demek hatalıdır. Birincisi, zorla hiçbir şey olmaz. Sevdirerek, isteyerek yaptırabiliyor muyuz? Bu önemli. Peki yabancı dil eğitiminde ister Arapça olsun ister İngilizce olsun ne yapılabilir? Çoklu zekadan nasıl yararlanılabilir? Şimdi bir kere benim İngilizce öğrenme sürecimde yeni kuşak İngilizce öğretimine göre çok ciddi bir fark var. Ben çok zor öğrenmiştim. Nedenlerini şu anda anlıyorum. Benim Bursa Anadolu Lisesi'nde okudum. Hazırlık sınıfında yoğun, sadece günde 8 saat gibi İngilizce vardı. Akşam ödevler yapıyorduk, drill diyorduk. Üst üste böyle bir şeyleri yazıyorduk, aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Çok geleneksel bir eğitimdi, çok zorlandım. Ben oğlumun da İngilizce'de çok zorlanacağını düşündüm. Fakat ilkokul 4. sınıftan itibaren MEP kitaplarında ve başka yardımcı kitaplarda İngilizce bir kelime veriliyor, yanında görseli var. Mesela ağaç diyor, işte tree diyor, yanında görseli var. Client diyor, ağaca tırmanan bir insan var falan. Görsellerle öğretiyorlar. Şimdi ne yapmış oldular? Benim İngilizce öğrenmemde yoğunlukla %99 sözel dilsel zekaya bağlı olarak öğretmen anlatıyor, tahtaya yazıyor. Biz de onları ezberlemeye çalışıyoruz. Bu da verimsiz bir öğrenme süreci oluyor. Fakat yeni MEP kitapları getirmiş bunu görsel uzamsal zeka ile. Mesela ağaca tırmanan insan resmini koymuş. Bu client demiş. Bu görselleştirmedir. Ve burada da katkı sağlıyor. Ve bu ikisinin beraber yapılması verimi arttırıyor. Başka ne yapılabilir? Şu yapılabilir. Mesela İngilizce dersinde bir takım kalıpları, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz falan gibi kalıpları karşılıklı çocuklarla, hadi bakalım sen doktor ol, sen hasta ol, ne der falan gibi kalıpları tekrar ederek konuşturulabilir. Üçüncü olarak bu da eklenebilir. Dört, İngilizce ile ilgili bazı şeyleri beden dili ve doğaçlamalarla öğretilebilir. Hareketlerle öğretilebilir. Hareket ederken o söylenebilir. Bu da kinestetik bedensel zekanın katkı yapmasıdır. 1, 2, 3, 4 oldu. 5, bazı İngilizce kalıplar, bazı alfabeyi sayma gibi şeyler müzikal ritimle beraber verilebilir. Bu da ek katkı sağlayabilir. Benim aklıma gelenler bunlar. Bu bağlamda özellikle küçük yaş gruplarında bunlar birkaç zeka bölümüne hitap eder şekilde hazırlanırsa verim yükselir diyor. Şimdi burada da şuna benzer bir örnek. Buna benzer bir örnek. Mesela Türkçe dersinde atasözleri işleniyor. Ne yapabiliriz? Mesela mantıksal matematiksel zeka boyutuyla atasözlerine katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklama. Görsel uzamsal zekaya bağlı olarak atasözünü anlatan bir resim çizme. Kinestetik zekaya bağlı olarak atasözüne pandomimle canlandırma.
müzikal zekaya bağlı olarak atasözünü anlatan bir şarkı üretme. Çocuk da üretebilir. Öğretmen üretip bunu çocuklara verebilir. Sözel dilsel zeka, atasözünü sözlü ve yazılı açıklama görevi verilebilir. Sosyal zeka, atasözünün arkadaşlarıyla tartışma olabilir. Tabii tartışmanın içinde mantıksal zeka boyutu da var. İçe dönük zeka, atasözünün kendisine uyandırdığı duyguları anlatabilir. Doğacı zeka, atasözlerin doğadaki olaylarla, bitkilerin, hayvanların diliyle anlatma olabilir. Şimdi bir ders içinde iki çeşit uygulama yapılabilir. Bir, dersin içinde atasözleriyle ilgili bu mümkün olduğunca çok, 3 olur, 4 olur verilebilir. Bu bir alternatif. İkinci alternatif de şu. O gün çalışıldıktan sonra ödev veriyorsunuz ve ödevi arkadaşlar, çocuklar, bu alternatifler içinden istediğiniz birisini seçerek yapabilirsiniz denilebilir. Ha, bazı alternatifli olur, bazı da alternatifsiz olur. Tek bir zeka türüne yönelik olur. O zaman da önümüzdeki hafta yapacağımız çalışmayı farklı bir zeka türüne yönelik yapabilir. Demek ki şu çıkıyor ortaya. Klasik eğitimde tek tip, genellikle sözel dilsel zekaya yönelik eğitim yapılıyor. Ama bunları diğer zeka türlerinde kullanarak yaptırsak öğrenme verimi artıyor. Hatta Gardner'ın Türkçe'ye çevirmiş Zihin Çerçeveleri adında bir kitabı vardır. Çok güzel bir kitaptır. Roman tadında okunabilecek bir kitaptır. Orada neden bazı zeka türlerimiz baskın oluyor? Bunun kalıtımdan gelen temeli ve öğrenmeyle ilişkili temelini anlatıyor. Ve öğrenmeyle, çevremizden aldığımız etkileşimlerle de zeka türlerimizin gelişebildiğini söylüyor. Oradan yola çıktığımızda şu görülüyor. Önemli olan eğitimi çeşitlendirmek ve diyor ki orada bir analoji yapıyor Gardner. Diyor ki sadece sözel dilsel zeka boyutuyla gitmek tek vitesli araba gibidir. Diğer zeka türlerini ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü katmak, beş tane zeka türüyle beraber düşünebiliyorsak bu beş vitesli araba gibidir. Zihin kapasitesini arttırır diyor. Bunları okursunuz. Anlattığım şeylerin bir özeti ÖSYM'de neler vurgulanmış diye. Merhaba değerli öğretmenlerim. Kısa bir ara verelim. Çok sorulan bir soru. Kaynak. Nereden çözelim? Nereden çalışalım? Birincisi YouTube'a yüklediğimiz bu videolar, eğitim bilimleri videoları gerçek ciddi kaynaklardır. Bunlardan faydalanın. Bunun haricinde Yeni Trend yayınlarından Eğitim Bilimleri Zip diye bir kitap çıkarttık. Görmenizi tavsiye ederim. Zaten ücretli eğitimlerde öğrencilerime onu veriyorum. Ne eksik ne fazla tam nokta atışı olarak gerekli bilgileri veriyor ve çok iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde Yeni Trend'in soru bankalarının önemli ölçüde benim katkım vardır. %60 gibi orada gelişim, öğrenme, ölçme derslerinde. Program geliştirme, rehberlik derslerinde Ekrem Fikret Hoca'nın katkısı vardır. Onları da tavsiye ederim. Bunun haricinde 2011 ile 2020 arasında 9 yıl boyunca PEGEM'in yayınlarını yazdık. Ben gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi ve ölçme değerlendirme yayınlarını yazdım. Halihazırda PEGEM'in kullandığı bir sene birisini basıyorlar, bir sene birisini basıyorlar. Gelişim, öğrenme, ölçme soru bankalarının tümü bana aittir. 2 tane var. İkisi de benim. Yani 6 tane kitap orada. Hangisini basarlarsa baksınlar benimdir. İçlerinde bazı soruları değiştirmişler. Değiştiriyorlar. Yıllar boyunca oradaki hocalar da güncelliyor falan. İçinde bazı başka sorular var ama kitabın %90'ı benim sorunlarımdan oluşuyor. Bunun yanı sıra program geliştirmede yine Ekrem Fikret Hoca'nın PEGEM'de yazarlığı vardır. Yine ölçmeye eski şeylerde katkısı vardır. Sonra ben yazdım. İlk sorularına yazdım. Bunun yanı sıra 2010 ile 2020 arasındaki Türkiye genelleri ki bu senede onlardan derlemeler vardı. Türkiye genelleri. Onları da biz yazdık. 2020 pandeminin başında PEGEM'e yazmaya bıraktım. Ben artık uzaktan eğitime yöneldim. PEGEM'in yayınlarını da tavsiye ederim. Ciddi kaynaklardır. Tekrar söylüyorum. Gelişim, öğrenme, ölçmesini yazdım. Onları tavsiye ederim. Bunun yanı sıra ben ücretli eğitimlerde öğrencilerime basılmamış, telif problemi olmayan kendimin yazdığı, zaten başka yayınlara yazdığım bir şeyi öğrencilerime vermem. O yasaktır ve ahlaki de değildir zaten. Kendim basmadığım, basmayı da düşünmüyorum çünkü basmak çok ciddi bir problem. O apayrı bir konu. Artık uzaktan eğitimlerde kullandığım ve ücretli eğitimlerde kullandığım yaklaşık bir 4000 soruya ulaşan ve son 2 senede yazdığım kendi sorularım var. Bunları
eğitimlerde kullanıyorum. Bunları da uygun fiyatla daha önceki videolarda söylemiştim. Soru çözüm gruplarımız falan var. Onlara gelirseniz zaten kaynak problemi olmuyor. 4000'e yakın soru var. Onları paylaşıyoruz ve özellikle bu soruları ÖSYM soruları merkezine benzeterek onlardan esinlenerek yazdık. Bunun haricinde şunu tavsiye etmem. Onu da çözelim, bunu da çözelim falan. Benim derslerimde şunu fark etmişsinizdir. ÖSYM'nin net olarak sorduğu bir şey yayınlarda tam tersini söylüyor. Kademeli yaklaştırmada böyle şeyler var. Gelişim psikolojisinde şey de var. Bu özümleme kavramında var. Böyle sıkıntılar var. İşte öğrenme psikolojisinde eşik yönteminde sistematik bir araştırmada var. Çok yerde var böyle sorunlar. Mesela bir başka örnek vermek istiyorum. Ölçme değerlendirmede bağlı değişkenlik katsayısı diye bir şey vardır yayınlarda. Bununla ilgili yüzlerce soru vardır yayınlarda. Efendim bağlı değişkenlik katsayısı hiç gelmemiştir. Gelse de böyle gelmez zaten. O da ayrı bir konudur. Boşa vakit kaybıdır bunlar. Bunun yanı sıra başka bir örnek geldi aklıma. Öğrenme psikolojisindeki duysal ön koşullanma falan. Bunlarla ilgili gereksiz pek çok sorular, çoğu da yanlıştır. Böyle tabii şu yayın kötüdür demem. Herkes emek veriyor. Ben yazdıklarımı söyledim. Bunun haricinde benim yazmadıklarımdan da başka hocaların yazdığı da güzel şeyler olabilir. Herkesin emeğine saygı duyuyorum. Ama seçeceğiniz şey ne olursa olsun eleştirel bir süzgeçten geçirip ilk önce ÖSYM sorularına bakıp bu ÖSYM'nin mantığına, diline, yapısına uygun mu ve bilimsel kaynaklara uygun mu diye bakmanız gerekiyor. Tabii burada en ciddi sorun şu. Bir öğrencinin hocam işte ben dedi bu soruları çözdüm dedi ÖSYM yanlış sormuş dedi. Nereden biliyorsun ÖSYM'nin yanlış sorduğunu dedim. Hocam dedi yayınlarda böyle dedi. Ya şimdi bakın bu çok enteresanmış. Asıl işte sınavın sıkıntılı noktası burasıdır. Şimdi referans noktanızı yayınlar alırsanız ÖSYM'ye bakmazsanız ÖSYM'nin yanlış sorduğunu sorarsınız. O öğrencimle oturduk biz hiç unutmuyorum Balıkesir'deydi. Getir bakalım şu soruyu dedim. Açtım ÖSYM'nin eski sorusunu gösterdim. Halil Tekin'in ölçme değerlendirme sorusunu oradan gösterdim. E hocam dedi niye o zaman dedi yayınlar yanlış yazıyorlar? Bunu sen sınavdan sonra fark etmişsin ama yani işte kritik nokta burasıdır. ÖSYM'yi merkez alarak yürümek gerekiyor. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Birkaç soru çözelim. Burayı toparlayalım. Fen bilimleri dersinde öğretmen anlamlı öğrenme yaklaşımına dayalı ders işlerken mutlaka bir kavram haritasını kazanımın merkezine koymakta ve kavramsal ilişkileri anlatmaktadır. Yeri geldikçe kavramlar arası ilişkileri somutlaştırmak için tahtaya çizim yapmakta ve slide gösterimi yapmaktadır. Ancak sınıfta bazı öğrenciler öğretmenin anlattıklarına odaklanmak yerine kavramların tanımlarını yazmaya çalışmaktadırlar. Hatta Aysun öğretmenden atomun tanımını yazdırmasını istemiş ama öğretmen şimdiye kadar 15 dakikadır anlattıklarının hepsi atomun tanımıdır diyerek dikte yaptırmamış yani yazdırmamış ama anlattıklarını kısaca özetlemiştir. Aysun'un bu derste öğretmenin yöntemi karşısında zorlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çok güzel bir soru. Evet, ne dersiniz? Bir okuyun bakalım seçenekleri. Ha, kader. Çocuk diyor, sözel zekaya sıkışmış diyor. Kesinlikle katılıyorum size. Bu çocuk tanıma alacak, ezberleyecek. Tek boyuta sıkışmış kaldığından burada öğretmende değil, tam tersine öğrencide bir hata, sıkıntı vardır. Öğretmen doğru yapıyor. Bir başka soru. Gardner'ın çoklu zeka kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İnsanoğlunun zeka boyutlarından hangisinin baskın olduğu genleri tarafından kalıtımla belirlenmiştir. B. Eğitimde çocuğun baskın zeka boyutu belirlenip bu zekaya yönelik eğitim verilmelidir. C. Zeka boyutları birbirinden bağımsız hareket eder. D. Zeka boyutları birden fazlasını aynı insanda öne çıkması mümkün değildir. E. Eğitimde çocuğun tüm zeka boyutları ile tanışmasını sağlamak gerekir. Evet. Çoklu zekanın özü eğitimde çocuğun farklı zeka boyutlarıyla tanışmasını sağlamaktır. Gardner'ın çoklu zeka yaklaşımının eğitime yansımasıyla ilgili olarak 1-2-3 ifadelerin hangileri doğrudur diyor. 1. Etkinlikler planlanırken farklı zeka boyutları dikkate alınabilir. Doğru. Öğrencilere ödev verilirken aynı kazanımla ilgili farklı zeka boyutlarını kullanabileceği alternatif ödevler istenebilir, seçmesi istenebilir. Ölçme değerlendirmede sorular farklı zeka boyutlarını ölçer şekilde hazırlanabilir. Doğru. Üçü de doğrudur ve konuyu anlatırken de buna vurgu yapmıştık. 8 yaşındaki Aslı toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri yaparken kendince bir yöntem geliştirmiştir. 21+12 işlemini yaparken 20+10=30, 1+2=3, 30+3=33 şeklinde zihninden onlukları ve birlikleri ayrı ayrı toplamaktadır. Aslı'nın bu yöntemi kendi başına geliştirmesi hangi boyutla ilgili olumlu bir göstergedir diyor. Çok güzel. Bu işte yeni, yaratıcı, farklı bir yöntem bulması. Mantıksal bir analiz yapmıştır. 21 aslında burada 20 vardır.
bir tane de birlik vardır falan diye sayıyı çözümlemiş. Mantıksal, matematiksel zeka boyutuyla alakalıdır. 12 yaşındaki Serhan sosyal bilgiler dersinde öğretmen Japonya ile ilgili bir soru sorduğunda ellerini kullanarak Japonya'nın yerini havada hayali bir haritada göstererek soruya yanıt vermiştir. Serhan'ın ellerini el hareketleri dikkatini çeken öğretmen öğrencisine Japonya'nın konumuyla ilgili bazı şeyler sormuş. Sorunca hepsine sanki önünde bir harita varmış gibi doğru cevap vermiştir. Serhan'ın davranışları hangi zeka boyutuyla doğrudan ilişkilidir? Arkadaşlar yazdı. Herkes beğeniyor. Bu gözünde canlandırma ve haritayı gözünde canlandırmayla görsel uzamsal zekayla alakalıdır. Teneffüslerde arkadaşlarıyla oynarken tek başına bahçede dolaşan Ayşe öğretmenin dikkatini çekmiştir. Başarılı bir öğrenci olan Ayşe bu yıl başka bir ilden nakil gelmiştir. Öğretmen diğer öğrencilere fark ettirmeden Ayşe'yi de oyunlara almasını ister. Burayı kötü okudum. Öğretmen diğer öğrencilere buraya bir virgül koyabiliriz. Fark ettirmeden Ayşe'yi de oyunlarını almasını ister. Ayşe kısa sürede arkadaşlarıyla kaynaşır. Bu olayda öğretmenin Ayşe'de geliştirmek istediği zeka boyutu hangisidir diye sormuşuz. Kader sosyal katılım becerisi diyor. Doğru söylüyorsun. Sosyal zeka ile alakalıdır. Doğru. Efendim başka bir soru. Fen bilimleri dersinde bilimsel süreç becerileri iç yapısında farklı kazanım ve zeka boyutlarıyla iş görmeyi gerektirir. 1- Hipotez kurma. 2- Grafik okuma ve anlamlandırma. 3- Rapor yazma. Sırasıyla hangi zeka boyutları ile daha çok ilişkilidir diyor. Şu daha çok çok güzel olmuş. Çünkü rapor yazarken hem dili kullanırız hem mantıksal zekayı da kullanırız. Ha ne demiş bakalım arkadaşlarımız? C diyen var, A diyen var. Bakalım. Çözümlemeye çalışalım şimdi. Hipotez kurma kesinlikle analitik düşünme gerektirir. Analitik düşünme de neden sonuç ilişkileriyle alakalıdır ve mantıksal zeka boyutuyla alakalıdır. Grafik okuma, anlamlandırma görsel zeka ile alakalıdır. Rapor yazma ise dilsel zeka ile alakalıdır. Daha çok dediği için güzel bir soru olmuştur. Bazı insanlar günlük tutmakta çok başarılıdır. Bazıları ise bu deneyimi yaşasa da yazdıklarını okuyunca yeterince etkili bulmayarak bu işten vazgeçmiştir. Bazı insanlar günlük tutmaya niyetlenir sonra yazdıkları ya güzel yazamıyorum der bırakır. Yukarıdaki paragrafta günlük tutmanın gerektirdiği hangi zeka boyutlarına vurgu yapılmıştır? Güzel bir soru bu. Biraz da zor. Bence günlük tutmanın bir ayağı yazmak gerektirdiği için dilseldir. Diğeri de kendimizle konuşmadır aslında günlük. Bu da özel dönük içsel zekayla alakalıdır. Bir başka soru. Bayağı çok soru almışız bunlardan. Diyor ki tarih dersinde proje görevi hazırlamakta zorlanan Aysun'a öğretmeni bir çalışma şablonu ile yardımcı olur. Buna göre Aysun'dan şu davranışları sırasıyla yapmasını ister. 1. Okuduğun kaynaklarda önemli gördüğün olay ve fikirleri küçük kartlara yaz. Bu kartları tarihsel zaman sırasına koy. Benzer tarihlere ait kartları neden sonuç ilişkisi ile diz. Tarihsel dizin içerisinde tüm kartları oku. Kendine ait fikirleri de katarak kartları birleştir. Vallahi bu öğretmen harika bir destek vermiş. Bu çalışmada öğretmenin Aysun'da aktive etmek istediği zeka boyutu hangisidir diyor. Yasemin Hoca, Kader Hoca D demişler. Bakalım D ne diyor. Neden sonuç ilişkilerini kurmasını istiyor? Bu da mantıksal, matematiksel boyutla doğrudan ilgilidir. Doğru cevaplar da doğru geldi. Yeni öğretim programlarında önemsenen düşünme becerilerinden birisi yansıtıcı düşünmedir. Yansıtıcı düşünmeyi daha anlatmadık ama duymuşsunuzdur. Derste öğrendiklerimi hayata yansıtmaktır. Örneğin derste bütçe yapmak, tasarruflu olmakla ilgili bir şey anlatılırsa, çocuk da bundan etkilenerek kendisine daha tasarruflu olup bütçe yaparsa bu neyle alakalıdır diye soruyor. Cevaplarda da sözel diyor, doğacı diyor, müzikal diyor, öze dönük diyor, görsel diyor. Bunun doğru cevabı
öze dönük zeka ile alakalıdır. Neden öze dönük zeka ile alakalıdır? Çünkü yansıtıcı düşünme yapabilmek için kendimizi değerlendirmemiz, artımızı, eksimizi, neyi beğeniyoruz, neyi beğenmiyoruz, neyi değiştirmek istiyoruz, bunları değerlendirmek ve içsel bir tartışmadan sonra hayata yansıtma söz konusudur. Hilal öğretmen görsel sanatlar dersinde öğrencilerine kara kalem çizim yapma deneyimleri kazandırmaktadır. Bu ders ön planda çıkacak zeka türü hangisidir diyor. Kara kalem çalışma diyor. Kara kalem çalışmalarda çocuk el becerisini kullandığı için kinestetik zeka vardır. O arada hayal ettiği, düşlediği, imgelediği veya karşısında hazır gördüğü bir şeyi görerek çizmesi lazım. Bu da görsel zeka ile alakalıdır. Doğru cevap C'dir. Bayağı çok soru almışız. İşbirlikli öğrenmeye geldik. Burada bırakalım. Haftaya işbirlikli öğrenmeden devam ederiz. Gardner'la çoklu zeka ile ilgili sorusu olan varsa buyursun sorsun. Hani dersi kapatacağım diye düşünmeyin. Konuşabiliriz. Hocam benim bir tane soru var da onu burada mı sorayım yoksa WhatsApp'tan mı sorayım? Burada sorabilirsin. ÖSYM sorusu değilse sorabilirsin. ÖSYM sorusu mu? Evet. Tamam. O zaman okuma soruyu. Genelde ne anlatıyor? Söyle. Ya hocam aslında sizin slaytınızda da vardı da. Ben şey düşündüm. Psikolog, politikacı, öğretmenler, liderler var. Evet. İşte tartışmalar planlıyor. Görüşme. Ondan sonra öğretme yapıyorlar. Toplantı düzenliyorlar. Öncelikli rol oynayan zeka alanı aşağıdan hangisidir gibi hani. Ben dilsel dedim ama sosyal olarak aldı cevapta. Şöyle hatırladım o soruyu. Şöyle dilsel de önemlidir ama daha çok ön plana çıkan sosyaldir. Neden söyleyeyim? Bazen çok konuşmayan bir lider, politikacı veya bir öğretmen de konuşma becerisi çok üst düzey olmasa da kurguladığı materyallerle, vücut diliyle, birkaç cümleyi hoş söylemesiyle, insanların gönlünü fethetmesiyle, o insanları gönlüne taht kurabilir. Gönülde taht kurmanın, çok güzel bir soru soracağım. Gönülde taht kurmanın birinci yolu sosyal beceri midir, dil midir? Şimdi oldu. Sosyal beceri tabii ki. Çok güzel. Bazı özel, çok değerli insanlar vardır. Dili iyi kullanamadıklarını bilirler ve çok konuşup karşıdakini sıkmazlar. Ama küçücük jestlerle, küçücük esprilerle, küçücük yaklaşımlarla gönülleri fethederler. Bazıları da dili çok kullanır, dile çok güvenirler. Ama o kadar çok kullanırlar ki sıkarlar, bıktırıcı olurlar. Bu açıdan dil önemlidir. Ama liderlerde, politikacılarda, öğretmenlerde asıl önemli olan sosyal iletişim becerisi. Ben burada bir şey anlatmak istiyorum size. Daha önce anlattıysam kusura bakmayın. Yıllar önce rahmetli oldu bu dediğim şahıs. Bir belediye başkanı isim vermek istemiyorum. Ben de o belediye başkanını beğenmiyorum. Partisini de beğenmiyorum. Ondan sonra kendisini de beğenmiyorum. Kurmuşum kendimi öyle. Nedenini de bilmiyorum. Herhalde etkilendim bir şeylerden. Bir dükkandayız. Seçim şeyi var. Arifesindeyiz. Gördük orada arkadaşımın dükkanındayız. Kapının önünde gördük. Aşağıdan birkaç tane adamıyla beraber ziyarete geliyor dükkanları. Ben kurdum kendimi böyle. Sevmiyorum bu adamı. Ters diyeceğim gelince. Hatta mevzu açılırsa muhalif laflar da söyleyeceğim. Şimdi kurdum ben kendimi. Bize geldi sıra. Girdiler içeriye. Adamı, kendisi değil, oradaki görevli birisi kapıyı açtı. İşte belediye başkan adayımız bilmem ne falan filan dedi. O sırada bir kart uzattı o görevli işte. O istiyorlar. Belediye başkanı adayı, ki zaten belediye başkanıydı. Dur dedi. Oradaki görevliye.
Ya dedi arkadaşımızın dedi kardeşimizin dedi morali bozuk dedi bana yöneldi. Ondan sonra ben böyle kafayı kaldırdım. Yine adamın bir şeyler anlatmaya çalıştı oradaki görevli. Dur dur dedi ya arkadaşımızın dedi vatandaşımızın dedi canım bir şeye başka bir şeye sıkılmış dedi. Biz dedi şimdi burada oy peşinde mi koşacağız dedi. Geldi böyle omzuma dokundu. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir şeye mi dertlendin falan dedi. Yasemin ben orada nasıl oldum biliyor musun? Bütün buzlar çözüldü. Ay evet ya. Yok değil dedim ben. Böyle başka bir derdim vardı dedim. Buyurun falan dedim. Ya dünyam değişti. Adama karşı bakış açım değişti. Bu müthiş bir sosyal beceridir. Ondan sonra önyargılı olduğumu anladım adama karşı. Birkaç kelime konuştuk. İşte hayırlı olsun dedi. İşiniz nasıl dedi falan gitti adam. Fakat düşünsene bir politikacı geliyor senin duruşundan, vücut dilinden durumu anlıyor. Böyle bir tepki veriyor. Bu acayip bir sosyal beceri. Ondan sonra. Tabii bu insanlık yeteneğidir. Çok güzel bir beceridir. Unutamadığım bir olaydır. Bana sosyal, kişisel ve kişiler arası zekanın ne olduğunu çok iyi anlatan bir hayat deneyimidir. Ben bundan çok etkilenmiştim. Güzelmiş hocam. Teşekkürler Enteresan. paylaşımınız için. Ha. Mesela bu bağlayalım lafımızı. Bu adam orada çok mu konuştu? Hayır. Aslında konuşmaması bir beceriydi orada. Politikacılarda da buna ihtiyacımız var. Tabii burada tekrar tekrar söyleyeyim. Bu siyasi parti olarak X partisi, Y partisi hiç önemli değil. Hepsinin içinde bu beceriye sahip olanlar da var. Sahip olmayanlar da var. Evet gençler, bugünlük bu kadar. Haftaya işbirlikli öğrenmeden devam edeceğiz. Teşekkürler, iyi günler hocam. Hadi bakalım Evet. hepinize cümleten iyi günler diliyorum.